Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mercimek çorbası yapmak istiyorum. Evet, burada bir tane havuç, bir tane patates, bir tane soğan iri iri doğradım ve 1,5 su bardağı mercimeğim var. Şimdi çorbamın yapımına geçiyorum. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir miktar tereyağı alıyorum. Arkadaşlar ireğin yağının içerisine bir kaşık un ilave ediyorum ve kokusu çıkana kadar kavuracağım. Mercimek çorbasını ben genellikle böyle yapıyorum. Size de denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Unun kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım. Çok kavurmayacağım. Evet, unumuzu 1 dakika kavurduk arkadaşlar ve bir kaşık da salça ilave ediyorum. Salçayla da kavuracağım. Şimdi salçamızı da kavuralım. Bununla beraber un bu esnada biraz daha kavrulmuş olacak. Evet, gördüğünüz gibi salçamızı da bir güzel kavurduk arkadaşlar. Şimdi iri iri doğradığım sebzelerimi ilave edeceğim. Bunları da bir güzel kavuracağım. Evet, sebzemiz de bir miktar kavurduk arkadaşlar. 2 kaşık nane, 1 kaşık pul biber ilave ediyorum. Bununla da karıştıracağım biraz. Daha sonra mercimeğimi ekleyeceğim. Evet, 1,5 su bardağı 200 miligramlık bardakla mercimek var burada. Ben biraz fazla yapacağım. Mercimeğimle bütün sebzelerimi de bir güzel biraz daha kavuracağım. Ondan sonra suyunu vereceğim. Benim et suyum var. Et suyu kullanacağım arkadaşlar. Sizler ister et suyu ister normal suyu da kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde biraz daha kavuracağım sebzelerimi. Evet, sebzelerimi bir güzel kavurdum. Şimdi 5 su bardağı et suyum var. Et suyumu da ilave ediyorum. Tabii daha sonra gerekirse arkadaşlar tekrar su vereceğiz. Şimdilik bu verdiğim miktara, malzemeye göre 5 su bardağı et suyu koydum ve şimdi çorbamı kaynamaya bırakacağım. Tabii daha sonra da blenderdan geçireceğiz ve mis gibi bir çorba olacak. Evet, şimdi çorbamız kaynamaya başlasın. Çorbamızı ara ara kontrol edelim arkadaşlar. Mercimek bildiğiniz gibi taşıyabilir. Taşan bir çorba çeşidi. Evet, kontrollü bir şekilde çorbamızı pişirelim. Evet, blenderdan geçirdiğim çorbam servise hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.